Değerli katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Ben Berna Şahin, İnfotron'da pazarlama uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle Platinum partneri olduğumuz Dassault Systems'in 3D Experience platformundaki proje yönetimi yaklaşımıyla Arge süreci nasıl görülüyor adlı webinarımızı gerçekleştireceğiz. Bugün webinarımızda Dassault Systems ürün yöneticimiz Tolga Alper bizimle. PLM çözüm danışmanımız Ozan Devre ve Yeşim Ordu ile birlikte gerçekleştireceğiz bu webinarı. Öncelikle Tolga'ya söz vermeden önce ben birazcık Infotron hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Infotron bildiğiniz üzere 1994 yılında kurulmuş, tasarım, mühendislik ve simülasyon alanında danışmanlık ve hizmet veren 3 boyutlu teknolojiler kurumudur. Sancaktepe, İstanbul'da Sancaktepe'de, Ankara'da da Otu Teknokent'te 2 ayrı lokasyonda hizmet vermekteyiz. Bunu söylüyoruz, 28 yıldır tecrübemizle, 100'den aşkın personelimizle birçok ödül ve takdire layık görülen Infotron olarak misyonumuz öncelikle otomotiv, tüketici ürünleri ve savunma sanayilerinde tasarım, mühendislik ve imalat konularında kusursuz bir çözüm ortağı olmak istiyoruz. Ve ürün geliştirmek isteyen şirketlerin ürün yaşam döngüsü içerisinde bunca yıldır Infotron olarak 2000'den fazla tasarım, mühendislik ve ürün geliştirme projesi gerçekleştirdik. 5000'den fazla personel mühendislik, 3 boyutlu tarama ve modelleme hizmeti sağladık. 1 milyondan fazla 3 boyutlu baskı ve parça imalatı gerçekleştirdik. Ve 100'den fazla da simülasyon, sanal ve gerçeklik projesi gerçekleştirdik. Aslında Infotron olarak sadece tasarım ve mühendislik projeleriyle değil, proje yaparken kullandığımız dünyanın en ileri 3 boyutlu teknolojilerini kullanarak, geliştirerek müşterilerimizin dünya çapında fark yaratan, rekabetçi ürünler geliştirmesini sağlayan ve Türkiye'nin de konusunda en yetkin güvenilir şirketi olmayı hedefliyoruz, amaçlıyoruz. Ve bu doğrultularda da en adımlar neticesi ilerliyoruz. Daha fazla sözü uzatmadan açıkçası sözü Dassault Systems ürün yöneticimiz Tolga Alper'e vermek istiyorum. Merhaba Tolga tekrardan. Merhaba Berna, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sözü şu an sana verdim. Evet, sesin bir yankı yaptı ama. Herkese merhaba, teşekkür ederiz. Öncelikle değerli katılımlarınız için. Bu mesai saatinde bu webinara katılım sağladınız. Umarım herkes için verimli bir webinar geçecektir. İsmim Tolga Alper. Infotron'da 3DS biriminde ürün yöneticiliği yapıyorum 2020 yılının başından beri. Aşağı yukarı 20 yıla yakındır bilişim sektöründeyim. Aslen elektrik mühendisiyim. Bugünkü konumuz aslında son dönemde çok merak edilen, bize de çok sıklıkla soru gelen proje yönetimi yaklaşımı üzerine biraz sunduğumuz 3D Experience teknolojisi üzerinde, Dassault'un yeni nesil 3D Experience teknolojisi üzerinde proje yönetiminin nasıl ele alındığını sizlere açıklamaya çalışacağız. Umarım herkes için etkili, efektif bir webinar olur. Başlarken en temel kavramla başlamayı uygun gördüm. Madem bugün proje yönetiminden bahsedeceğiz, projenin ne olduğunu bir hatırlamakta fayda var. Bugün hani dünyanın en önde gelen proje yönetim otoritesi PMI'ın kitabına baktığınız zaman, PM Book'un ilk sayfasına baktığınız zaman projeyi özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişim olarak tanımlar. Yani aslında proje geçici, unik, şahsına münasır bir girişim. Ve bugün ARGE faaliyeti yürüten hemen hemen tüm şirketlerde mutlaka işlerinizde, yani katılımcılarımız arasında iş hayatı boyunca bir veyahut da birden fazla projede aktif olarak görev almış kişiler vardır. Her projenin kendine münasır bir kapsamı, süresi veyahut da içeriği olduğunu tahmin ediyordur.
Özellikle proje kavramını incelerken bugün bir kurumun hayatta kalabilmesi için yani iki tane ana faaliyet dalı var biliyorsunuz. Bir tanesi operasyonlar, bir tanesi de projeler. Operasyonları biz kalıcı ve süreklilik arz eden faaliyetler olarak nitelendirirken projeleri genelde geçici olarak tanımlarız. Esasen baktığımız zaman bugün teknolojideki rekabetin, son kullanıcıdaki isteklerin son derece hızlı değişmesine mütakip aslında projeler neredeyse geçici değil, onlar da kendi içinde kalıcı bir yaklaşım olmaya başladı. Yani en az operasyonlar kadar bizim de bir kurumu ayakta tutabilmemiz için sıklıkla yeni projeler, yeni ürünler tasarlıyor olmamız gerekiyor. O yüzden burada projelerin de bir rutine bindiğini ifade edebiliriz. Özellikle zamana karşı ve rakiplere karşı rekabet ettiğimiz bir dünyada projeleri son derece hızlı bir şekilde ürün geliştirme kapsamında yöneterek, tamamlandırarak ürünleri piyasaya çıkmaktan bahsediyoruz. Ama konvansiyonel proje yönetim metotlarında biliyorsunuz bazen silo mantığına takılabiliyoruz. Yani birimler arasında, departmanlar arasındaki ayrılıklar buradaki süreçlere negatif etki yaratabiliyorlar. Esasen bugün tartıştığımız şey artık bir proje yönetimi yapmamız gerekliliği değil. Daha iyi nasıl proje yönetebiliriz tartışıyoruz. Çünkü burada birden fazla baskı var kurumların üzerinde. Bu gözle baktığımızda konvansiyonel olarak kullandığımız bazı proje yönetim metotları, proje yönetim araçları bugün için uygulanabilirlik açısından açıkçası proje yöneticilerini veyahut da proje paydaşlarını diyeyim zorlar hale geldi. Bu bir gerçek. Yani burada kastettiğim esasen mutlaka bir proje yönetim takibi yapılacaksa kullanılan bir takım Windows tabanlı ürünler, Excel gibi, MS Project gibi bir takım yazılımların aslında Arge gözüyle baktığınız zaman çok fazla paydaşa hitap etmesi, bunun sağdan çok hızlı feedbacklerle, geri beslemelerle güncelleniyor olması lazım. Bu anlamda aslında proje yöneticilerinin iletişim haricinde bir de çok fazla paperwork yani kırtasiye işiyle de uğraştığını, senkronizasyonla da uğraştığını ve yeterli izlemeyi, yeterli anlık izlemeyi sağlayamadığına tanık oluyoruz. Bu yüzden aslında elimizdeki enstrümanları da iyileştirmemiz lazım proje yönetimi anlamında. Globale de bir bakış atacak olursak, dünyada da proje yönetim yaklaşımı yavaş yavaş kabuk değiştiriyor. Şöyle yaptığım kısa bir araştırmanın hemen sonuçlarını paylaşmak istiyorum. 2017'de global ölçekli firmaların proje yönetimine yatırımları yaklaşık 12 trilyon dolar seviyesinde. Bu 2027'de 20 trilyon dolara çıkacak. Yani bugün hizmet üreten olsun veyahut da yeni bir ürün odaklı, piyasaya yeni ürün sunacak bir firma olsun, A'dan Z'ye artık herkes bütün süreçlerini efektif bir proje yönetimiyle ve buna yatırım yaparak, bunun altyapısına ve bunun yönetim tarafına yatırım yaparak karşılamayı amaçladığına tanık oluyoruz. Bu global ölçekte baktığınız zaman 88 milyon çalışan için istihdam yaratan çok ayrı bir meslek dalı haline gelmeye başladı. Proje yönetimi, proje yöneticiliği ve organizasyonlardaki görev tanımları yavaş yavaş değişmeye başladı. Yani bugün geleneksel anlamda kurumlarda müdürlük, departmanlar artık bu şekilde tarif edilmenin yanı sıra bazı firmalarda tamamen proje rolüne göre ünvanlar, title'lar oluşturulmaya başlanıyor. Yani projeye verdiği katma değer, proje yöneticisi, proje sponsoru, proje koordinatörü vesaire gibi fonksiyonlarla artık çalışanlar birer ünvan taşıyan hale geldiler. Bu ileride de zannediyoruz ki daha da artarak devam edecek. Son dönemde çok sıklıkla tartıştığımız bir kavram var.
2050 yılına kadar işte kaybolacak bazı mesleklerden bahsediyoruz biliyorsunuz. Tabii ki Endüstri 4.0'ın veyahut da teknolojinin ilerlemesiyle bazı meslekler yok olacak ama gözüken o ki aslında insan odaklı olduğu için ve iletişim odaklı olduğu için proje yönetim yaklaşımı ve proje yöneticiliği kavramı ileride de daha da popüler olarak iş hayatımızda karşımıza çıkacak meslek dallarından biri diye düşünüyorum. Çünkü bugün aslında baktığınız zaman bir proje yöneticisi sistemde birden fazla paydaşı proje konsolidasyonu içerisinde yönetmek durumunda. Burada üst yönetim, yani Ar-Ge özelinde konuşuyorum tabii ki. Burada öncelikle üst yönetim, daha sonrasında tasarımcılarınız, mühendisleriniz, kalite kontrol birimleri, operasyonel taraftaki, üretim tarafındaki ekipler, satın alma veyahut da satış, sisteme dışarıdan da katkı sağlayabilecek, sistemin uzuvu gibi davranabilecek ERP kullanıcıları, müşterilerinizin bilfiil kendisi veyahut da tedarikçilerinizin bilfiil kendisi de aslında projenin paydaşlarından bir tanesi. Ve bu tarif aslında projenin bir gerçeği olduğu kadar PLM'in de bir gerçeği. Çünkü aynı paydaşlar, aynı aktörler ürün yaşam döngüsü sistemine de girdi ve çıktı sağlayan katmanlar. O bakımdan aslında proje yönetimiyle ürün yaşam döngüsünün, PLM'in çok fazla kesişim kümesi olduğunu görüyoruz. Burada tabii ki en önemli kesişim kümesi Ar-Ge yapan bir şirket açısından değerlendirdiğinizde ürettiğiniz data, product, ürününüz, tasarım halinde veyahut da prototip halinde olan ürününüz. Ve biz bu ürünü nasıl yöneteceğiz? Bu ürünün projelendirmesini, sahadaki veyahut da birimler arasındaki transferini, koordinasyonunu nasıl sağlayacağız? Dikkat ederseniz ürün yaşam döngüsünün de karşıladığı en önemli kalemler verilerin merkezi olarak yönetilmesi, eş zamanlı tasarım ve geliştirme imkanı, proseslerin yani iş akışlarının dijital ortama uyarlanması, revizyon değişiklik yöntemi. Ama en başında da ifade ettiğim gibi son dönemde artık kurumlar PLM dediği zaman mutlaka içine gömülü bir proje yönetim yaklaşımının da sistemde olmasını tercih ediyorlar. Biz de buradan yola çıkarak bugün 3D Experience içerisindeki proje yönetim modülünü detaylı bir şekilde sizlere göstermek istiyoruz. Bu konuda danışman arkadaşlarım Ozan Devre ve Yeşim Uğurlu bize yardımcı olacaklar. Tekrardan keyifli webinarlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese merhabalar tekrar. Ben Yeşim Uğurlu, PLM Çözüm Danışmanı olarak görev alıyorum. Bugün proje yönetimiyle birlikte aslında webinarımızın sonunda bir senaryoya değineceğiz. Hem PLM dünyası hem de platformumuza dair umarım sorularınıza karşılık bulacağınız bir webinar olur. İyi seyirler diliyorum. O zaman yavaştan başlayalım. Ben de kendimi hemen tanıtayım. O zaman devre Infotron'da PLM Çözüm Danışmanı olarak çalışıyorum. İlk önce proje şablonundan başlayacağız. Yavaşça devam edelim. Öncelikle webinar içeriğimizden biraz bahsetmek gerekirse. Bu proje yönetimi içerisinde proje şablonu oluşturmadan görev atamalar, daha sonrasında kaynak yönetimi, interaktif kan şeması, what if analizleri, baseline oluşturma gibi birçok konuya aslında değineceğiz. Devam edip başlayalım. Şimdi duracak. Araya giriyorum. Webinarın başında söylemeyi unuttum. Son 10 dakikası webinarımızın bütün sorularımızı cevaplamaya çalışacağız. O yüzden sağ tarafta hemen question bölümü mevcut. Oradan webinar boyunca tüm sorularınızı bize yazabilirsiniz. Sunum sonrasında bütün sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Dediğim gibi question kısmından tüm sorularınızı bize yazabilirsiniz. Öncelikle proje şablonundan başlayalım. Proje şablonunu neden kullanırız? Firmanızda birbirine benzer süreçler olan birden fazla projeleriniz varsa her projeyi baştan oluşturmak yerine bir adet tüm süreçleri içeren bir şablon oluşturabilir. Ve bu şablonun içerisinde istediğiniz tüm süreçleri alarak yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Peki bu proje şablonu 3D Experience üzerinde nasıl oluşturulur? Birlikte bir inceleyelim. Proje yönetimi arayüzündeyiz ve proje template tabı altında yeni bir şablon oluşturuyoruz.
Burada şablonunuz için doldurulması gereken alanlar doldurulduktan ve onaylandıktan sonra şablonunuzun oluştuğunu görüyoruz. Şablonunuzun içerisine girdiğimizde bize Structured View alanı karşılıyor. Şablonunuzun tepe başlığını burada görebiliriz. Bu sayfada şablonunuzun içerisine ekranda göründüğü gibi Task, Gate, Milestone ve fazla ekleyebiliyoruz. Type alanından eklemek istediğimiz type'ı belirledikten sonra ki biz burada örnek fazı seçtik. Bir isim veriyoruz ve task'ın zorunlu mu yoksa opsiyonel mi olduğunu ve approval gerekip gerekmediğini belirledikten sonra task'ımızı oluşturmuş oluyoruz. Biz aynı aşamalarla şablonumuzun geri kalan süreçlerini de oluşturduk. Bu arayüzde dilerseniz task'larınızın isimlerini yeniden düzenleyebilirsiniz. Type'larını değiştirebilirsiniz. Task'ların paralel veya seri olarak ilerlemesini ayarlayabilirsiniz. Sürelerini ve açıklamalarını değiştirebilirsiniz. Ayrıca proje şablonundan proje oluştururken şablonda projeniz için kullanmayacağınız bir adım yer alıyorsa bu adıma questionnaire özelliğiyle soru ekleyerek cevabını true veya false olarak belirleyebilirsiniz. Soruya verilecek cevaba göre adım şablondan oluşturacağınız yeni projeniz eklenecek ya da eklenmeyecektir. Son olarak Structured View dışında bu aşamaların tamamını Gantt View'da da yapabilirsiniz. Bu alan size biraz daha fazla görsellik sunmaktadır. Örnek olarak son aşamadaki taskları birbirine bağlamak istersek, ekrandaki gibi taskların uçlarını birbirine sürükleyerek bağlayabiliriz. Structured View'a geri döndüğümüzde de Gantt View'da yaptığınız değişikliğin burada da güncellendiğini göreceksiniz. Proje şablonu oluşturduktan sonra asıl projeye geçiş aşamasına birlikte bir bakalım. Görmüş olduğunuz proje ekranında tüm projelerinizi listeleyebilir. Ayrıca projelerinizin ilerleme durumlarını da inceleyebilirsiniz. Diğer yandan şimdi yapacağımız gibi yeni projeler de oluşturabilirsiniz. 3D Experience sizlere yeni bir proje oluşturmak için birçok seçenek sunuyor. Bu seçeneklerle yeni projeler oluşturabilirsiniz. Dilerseniz başka bir projeden proje kopyalayabilirsiniz. CSV formatında hazırlamış olduğunuz projenizi lokal ortamınızdan sisteme import edebilirsiniz. Veya şu anda uygulanan aşama gibi şablondan proje oluşturarak da ilerleyebilirsiniz. Şablondan proje oluşturma sırasında öncelikle kullanacak olan bir şablonunuzu seçiyoruz. Bu seçimi yaptıktan sonra da questionnaire ile ihtiyacımız olan veya olmayan süreçleri belirlemek için soruları yanıtlayarak projeye dahil edilip edilmeyeceğini belirliyoruz. Name alanında dilerseniz projenize yeni bir isim verebilirsiniz. Biz burada başındaki bölümü sildik. Aşağı tarafta bulunan Copy Options alanında ise şablonunuzun içeriğini, örneğin bookmarklarınızı veya kaynak yönetimi şablonunuz varsa bu şablonları da projenize dahil edebilirsiniz. Son olarak farklı ülkelerle birlikte bir proje yürütüyorsanız tüm tatil günlerinizin ve çalışma saatlerinizin belirlendiği takvimlerinizde projeye ekleyebilirsiniz. Tüm bilgileri onayladığınızda ilk proje dashboard ekranı görünür. Aynı zamanda schedule tabanından projenizin tüm yapısını ekranda gördüğünüz gibi inceleyebilirsiniz. Son olarak birden fazla projenizin takibini nasıl yapabileceğinize değinelim. Program bir yönetici olarak tüm projelerinizi tek bir yerden izlemeniz ve yönetmeniz için sizlere olanak sağlar. Program altında tüm projelerinizi sınıflandırabilir, projelerinizin ilerleme durumlarına göre hızla filtreler uygulayabilir ve projelerinizle alakalı risk analitikleri başlatabilirsiniz. Risk analizi, projeyle ilgili tüm risklerin değerlendirilmesini içerir ve sonrasında bu riskleri işbirlikçi kişilerle ilişkilendirerek, kullanıcılara aktararak hafifletmenizi ve çözümlere ulaşmanızı yarar. Bu sayede program altında birçok projenizle alakalı iyileştirme alanları belirleyebilirsiniz. Ekrandaki örneğimize bakacak olursak bir program altında aslında birçok projenin kırılımlarının konsolide edildiğini görebiliriz. Yönettiğiniz tüm projelerin state'lerini, ilerleme durumlarını, gecikmiş tasklarınızın yanında projelerinize ait teslim edilmiş doküman ve ürünlerin bilgilerini program altında tek yerden görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca projelerinize dair oluşan risk durumlarını ve bu durumların önem derecelerini de inceleyebilirsiniz. Tüm bu özelliklerin yanında program sizlere İçerisinde sınıfladığınız projeleriniz için tamamlanmasını planladığınız tarihe ne kadar yaklaştığınızda izleme fırsatı sunuyor. Son olarak sağ tarafta görmüş olduğunuz ve en başta da bahsettiğim risk analizini her projeniz için ayrı ayrı detaylandırabilirsiniz.
Risklerin projelerinize etki derecelerini görmüş olduğunuz renkli tabloda üzerine tıkladığınızda aynı şekilde inceleyebilirsiniz. Ayrıca son olarak bu risklerin ilişkilendirildiği taskları da ve bu taskların ilerleme ve tamamlanma durumlarını da görüntüleyebilirsiniz. Üzerinden geçecek olursak program, KPI'larınızda gerçek zamanlı ilerleme konsolidasyonu sağlayarak projelerinizdeki planlamalarınızın takibini tek bir ortamdan, tek bir yerden yapılmasına olanak sağlar. Ayrıca tüm proje paydaşlarına da analitik yetenekler kazandırır. Tirde Experience platformu proje paydaşlarınız ile işbirliği içinde tek bir ortamdan projeler yürütmenizi sağlamaktadır. Peki proje paydaşlarına görev atama Tirde Experience üzerinde nasıl yapılır? Şimdi bunu inceleyelim. Projemizi oluşturduktan sonra tasklar üzerindeki görev dağılımlarını yapabilmek adına projemize öncelikle üyeler eklememiz gerekmektedir. Ekranda görmüş olduğunuz görünüm ayarı sizlere projeniz için birden fazla görüntüleme seçeneği sunuyor. Görünüm ayarı sembolünden Assignment View seçildiğinde projenize atanmış tüm üyeler burada görünür olacaktır. Bu ekranda projenin tüm adımları, taskları, gate'leri, fazları detaylı bir şekilde görünmektedir. Burada taskların yanında bulunan kişilere geldiğinizde bu kişileri ekranda göründüğü gibi assign ettiğinizde o kişi artık o taskta veya tasklarda görevli olacaktır. Bir kullanıcıyı birden fazla task üzerinde de görevlendirebilirsiniz. Kullanıcı üzerindeki görevi kaldırmak istediğinizde ise yine benzer şekilde unassign yapabilirsiniz. Bizler burada tüm projemiz için görev atamalarını ekranda görmüş olduğunuz gibi tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi ise diğer bir görünüm seçeneğimiz olan Allocation View'ü inceleyelim. Burada da yine az önceki gibi tüm proje detaylarını ve proje üyelerini görmektesiniz. Bu görünümde de diğerinden farklı olarak bir task'ı birden fazla kullanıcıya atayacaksınız. Buradaki görev dağılımını yüzdelik olarak belirliyorsunuz. Aslında bir nevi yine bir task üzerindeki kişinin çalışma yüzdesini yönetici olarak en baştan sizler belirliyorsunuz. Yine sizler için yapmış olduğunuz tüm proje örneğini, tüm görev dağılımı örneğini ekranda görmektesiniz. Tirde Experience platformu kaynak yönetimi yapabilmenizi de sağlamaktadır. Şimdi kaynak yönetimiyle neler yapabileceğimize değinelim. Projenizde kaynak yönetimi yapabilmek için öncelikle bir yönetici belirlemeniz gerekir. Bu kişi projeyi asıl yöneten kişi de olabilir ya da projenin en başında belirlenmiş olan farklı bir kullanıcı da olabilir. Bu kişi kaynak yöneticisi olarak adlandırılacaktır. İlk olarak kaynak yöneticisi bir havuz oluşturarak kaynak havuzu dediğimiz yerde projede görev alacak kullanıcıları yetkinliklerine göre ayırır. Ekranda örneğimizde de görmüş olduğunuz üzere bu kişileri örneğin tasarımcı, ürün geliştirmeci, konfigürasyoncu vesaire şekilde gruplandırarak yeteneklerine göre ayırabilirsiniz. Ve hatta bu kişilerin görevlerindeki yetkinlikleri de iyi, çok iyi gibi örneklerle derecelendirebilirsiniz. Sonrasında bir projeye başlandığında proje yöneticisi ihtiyacı olduğu yetkinliğe göre kaynak isteğinde bulunmalıdır. Ekranda örneğimize bakacak olursak proje yöneticisi projesine görev almak üzere 2 tasarımcı, ek olarak da 2 de üretimde yer alacak kaynak talebinde bulunmuştur. Bu talebi onaylayacak kişi ise en başta belirlenen kaynak yöneticisidir. Proje yöneticisi kaynak isteğinde bulunduğu an kaynak yöneticisine bir bildirim gider. Zaten bu özellik Tirde Experience platformunun en önemli özelliklerinden, yetkinliklerinden biridir. Haberleşmeyi sistem kendi içinde bildirimlerle sağlamaktadır. Tabii bu arada proje yöneticisi istediği kişilerin görev almasını istediği tarihleri, süreleri haftalık olarak belirtmek zorundadır. Çünkü kaynak yöneticisi buradaki bilgilere göre ya bu isteği reddedecektir ya da onaylayacaktır. Kaynak yöneticisi aldığı bildirim ile kendisinden istenen kullanıcıların belirtilen tarihlerdeki müsaitlik durumlarına göre ya bu isteği onaylar, az önce de belirttiğim gibi, ya da sebebini belirterek reddeder. Ya da dilerse kullanıcı ile birlikte ortak başka bir tarih için gün isterler. Şu anda da ekranda kaynak yöneticisi tarafından reddedilmiş ya da kabul edilmiş, sizler için oluşmuş olduğumuz birçok isteği görmektesiniz. Tirde Experience platformu tüm bunların yanında aynı zamanda sizlere bir kişinin hangi tasklarda ne kadar görevlendirildiğini, o task üzerinde kaç saat çalıştığını, çalışmasını ne kadar ilerlettiğini, işi ne kadar bitirip bitirmediğini vesaire inceleyip görüntülediğiniz ve tüm bunları raporlayabildiğiniz bir ortam sunmaktadır.
Şimdi interaktif Gantt şemasını biraz daha detaylandıralım. Proje içerisinde Gantt View alanına geldiğimizde tıpkı şablon içerisindeki arayüzü aslında burada da görüyoruz. Gantt View'da da Task, Gate, Milestone ve Phase ekleyebiliriz. Ayrıca fazlarınızı, tasklarınızı renklendirebilir ve şekillendirebilirsiniz. Bu sayede de faz, milestone gibi süreçlerinizi görsel olarak da ayırt etme şansına sahip oluyorsunuz. Ve ek olarak kişilere görev atamayı tekrar burada da yapabiliyorsunuz. Filtreleme özelliği sayesinde süreçlerinizi durumuna, atanmış kişilere, type'larına ve daha detaylı seçeneklere göre de filtreleyebilirsiniz. Son olarak da Critical Path'i Gantt View'da da incelemek istediğinizde ekrandaki gibi tek komut ile aslında görebilirsiniz. Ve ek olarak projenizi dilerseniz bu alandan export alabilirsiniz. Gantt şemasından bahsederken değindiğimiz Critical Path'in de bir açıklamasını yapmak isterim. Öncelikle ekranda proje tasklarımızı görüyorsunuz ve bu proje içerisinde kırmızı ile belirtilmiş süreçlerimiz mevcut. Projenin kritik yolu aslında baştan sona en uzun süreyi alan görevler dizisidir diyebiliriz. Tüm görevler ve süreleri dahil olmak üzere projenizin başlangıcı ve bitişi arasındaki en uzun mesafe olarak geçmektedir. Ve kritik yoldaki görevlerin hiçbirinde esneme payı bulunmamaktadır. Bu görevin zamanı yalnızca tahmini başlangıç ve bitiş tarihlerine göre hesaplandığından dolayı kritik yol sadece bir görevin tahmini başlangıç ve bitiş tarihleri değiştirilirse güncellenir. Bu sebeple de özet olarak Critical Path aslında size projenin gerçek zamanlamasını net bir şekilde göstermeyi sağlayan bir alandır diyebiliriz. Proje durumunu takip edip izleyebilmenizi sağlayan proje dashboardundan biraz da bahsedelim. Proje dashboard alanına geldiğinizde size task durumlarını, kritik taskları ve proje durumunu gösteren bir alan karşılayacaktır. Burada projenizin ilerleme yüzdesi, projede bulunan kullanıcı sayısı, risk ve issue durumlarını görüp inceleyebiliyorken aşağıda bulunan All Task, Task with Deliverables ve Critical Task alanlarında kaç adet gecikmiş taskınızın olduğu, hangi taskların hangi durumlarda bulunduğunu inceleyebilirsiniz. Grafiklerde görünen durumlara tıklayarak task detaylarını ekrandaki gibi alt tarafta görebilir ve bu görünen bu taskı açarak detaylarını inceleyebilirsiniz. En alt tarafta ise burndown şemasını görüp beklenen ve gerçekleşen ilerlemeyi takip edebilirsiniz. Business status alanında ise issue ve risklerinizi inceleyebilir ve önce hangi risk ve issue hakkında önlem almanız gerektiğini burada renkli alanlara bakarak planlayabilirsiniz. Projenizin ilerleyişini genel olarak nasıl takip edeceğiniz ve aynı zamanda proje dashboard yetkinlikleri ayrıntılı bir şekilde gösterildi. Şimdi ise sizlere diğer bir görünüm ekranı olan Milestone ve Phase Gateway'den bahsedeceğim. Bir proje yöneticisi olarak yönettiğiniz büyük yapıda birden fazla birçok projeniz olabilir. Bu projenizde verilen Milestone ve Gate kararlarınızı incelemek, fazların durumlarını takip etmek istediğinizde büyük projelerde sürekli task arasında tek tek inceleme yapmak, gezinmek sizlere zaman kaybettirebilir. Bu nedenle inceleme yaparken sadece fazlarınızın ya da gate'lerinizin tamamlanma durumunu görmeniz bir yönetici olarak sizlere her zaman zamandan kazanç sağlayacak ve takibinizi kolaylaştıracaktır. Çünkü çoğu zaman tasklardan çok sonuç odaklı olup fazınızın ya da gate'inizin ilerleme durumuna bakarak genel proje sürecinizin takibini doğrudan görmek isteyeceksiniz. Bu takibi de birazdan göstereceğimiz Phase Gateway alanında kolayca yapabilirsiniz. Projenizde tasklarınız tamamlandıkça ara kontrollerinin yapıldığı milestone dediğimiz yapı taşlarının durumlarını bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Phase Gateway içerisinde fazlarınızı, gate'lerinizi yine ekrandaki gibi sıralı şekilde görebilirsiniz. Ayrıca yine fazlarınızın ve gate'lerinizin beklenen, gerçekleşen başlangıç ve bitiş süreleri ile ilerleme durumlarını inceleyebilirsiniz. Karar noktalarınız olan projeniz için tamam mı devam mı kararlarının alındığı, asıl o önemli kararların kontrollerinin sağlandığı, gate'ler için toplantılar düzenleyerek buradaki decision alanında kararınızı bildirebilirsiniz. Öte yandan fazınız bittikten sonraki ürünlerinizi, projenize dair teslim edilmiş dokümanlarınızı, yine tekrar ürünlerinizi deliverables kısmından doğrudan görüntüleyip inceleyebilirsiniz. Son olarak gate'lerinize bağlı checklistleriniz var ise bu alanda kolayca görüntüleyebilirsiniz.
Şimdi ise VADIP analizine değinelim. Normalde bir projeye başlayacaksanız bu projenin canlıya alınma tarihi, fazların, tasklerin başlangıç ve bitiş tarihleri projenin en başından belirlenir ve tüm süreçler ona göre işler. Ancak bazen şu şekilde durumlarla karşılaşabiliyoruz. Tam bir projeye başlanmışken ve ilerlenmişken projede bir tasklerin de fazın komple projeden çıkarılması ya da yeni bir süreç eklenmesi istenebiliyor. İşte bu analiz tam bu sürede devreye giriyor ve işinizi oldukça kolaylaştırıyor. 3D Experience platformu projeniz için bu analizle geleceğe dair planlama ve ön izleme yapabilmenizi sağlamaktadır. Şimdi bir örnek ile bu analizin nasıl yapılacağını detaylandıralım. Öncelikle projemizin experiment alanındayız. Burada hali hazırda oluşturulmuş projemizin experimentini alıyoruz. Yani aslında ön bir deneme yapıyoruz. Bu experiment ile projede ne kadar kayma olup olmadığını hep birlikte inceleyeceğiz. İlk olarak projemize prototipleme ile ilgili ihtiyaç duyduğumuz bir task daha ekliyoruz. Task'ımızı ekledikten sonra da diğer bir task'ı projemize artık gerek olmadığını varsayarak projeden komple çıkarıyoruz. Tüm bu işlemlerden sonra şimdi ise yapmış olduğumuz experiment ile asıl projemizi karşılaştıracağız. Sol tarafta experiment detaylarını, sağ tarafta ise üzerinde hiç oynanmamış asıl projemizi görmektesiniz. Sol tarafta gördüğünüz sarı kısım projeye sonradan eklenen task'ı gösteriyor. Mavi kısımlar ise bu task'la birlikte etkilenen tarihleri ve tarihlerdeki değişiklikleri, kaymaları gösteriyor. Kırmızı sembol ise projede deney yapılırken bir task'ın projeden çıkarıldığını gösteriyor. Zaten bu çıkarılan task'ı da hizaladığınızda sağ tarafta ayrıca görebilirsiniz. Son olarak tüm bu incelemelerden sonra dilerseniz yapmış olduğunuz eksperimenti asıl projenizi senkronize edebilirsiniz. Bu işlemi de yaptıktan sonra artık proje tarihinizin gerçek anlamda değiştiğini göreceksiniz. Şimdi ise projenizde bütçe takibini nasıl yapabileceğinize değinelim. Burada dilerseniz haftalık, aylık ve çeyrek bazında projeleriniz için kalem kalem planlanan ve gerçekleşen bütçelerinizin girişlerini yapabilirsiniz. Tasar sistem sizlere bu imkanı da sağlıyor. Ekrandaki tabloya bakacak olursak proje için seçilen önceden tanımlanmış maliyet kategorilerinin bir örneğini görmektesiniz. Bütçe için gerekli olan maliyet kalemleri proje bazında seçilir ve her bir kategori için planlanan tahmini veriler girilerek gerçekleşen maliyetler izlenir. Yani bütçenizdeki girdiler çıktılar nelerdir platformunuzda tutarak bir mali kontrol sağlayabilirsiniz. Maliyetin yanında tabii proje sonundaki kazancınızı da izleyebilirsiniz. Platformunuz ayrıca hem maliyetinizi hem de kazancınızı grafiklere dökerek tahmin edilen ve gerçekleşen şekilde incelemenizi mümkün kılmaktadır. Projelerinizde ilerleme aşamalarınızı belirli zamanlarda kaydederek karşılaştırma yapabilmenize olanak sağlayan bir diğer deyiş ve belirlediğiniz zaman aralıklarında proje durumlarından ekran görüntüsü alabilmenizi sağlayan alan olan baseline'ı da bu proje yönetiminde aslında yapabilirsiniz. Projenin üst tabında bulunan baseline alanına geldiğinizde bu alan sayesinde projenizin anlık durumunu kaydedebilirsiniz ekrandaki gibi. Kaydettiğiniz bu baseline ile önceden almış olduğunuz veya sonradan alacağınız baseline ile de karşılaştırabilirsiniz. Örnek olarak iki baseline'i seçip karşılaştırma yapmak istediğimizde aşağıdaki alanda iki durumu da görebiliyoruz. Bunun sonucunda iki zaman aralığında da ne kadar ilerleme kaydedebildiğimizi ve planlamada sapma olup olmadığını ya da hangi değişikliklerin yapıldığını inceleyebilirsiniz. İlk baseline'de bulunmayan bir task'ın ikinci aldığımız baseline'de eklendiğini ve bunun sonucunda projeyi nasıl etki ettiğini örneğimizde görebiliyorsunuz. Bu şekilde de projenizdeki ilerleme aşamalarını belirli zamanlarda tekrar kontrol edebilirsiniz. Proje yönetimini MS Project üzerinden yapan firmalar tarafından genel olarak sorulan sorulardan birisi de projelerimizi 3D Experience üzerine aktarabilir miyiz ve nasıl yapabiliriz? Bu konuyu da kısaca açıklayalım. Örnek olarak elimizde birden fazla task bulunan bir projemiz olsun ve bu projemiz MS Project üzerinden oluşturulmuş olsun. 3D Experience, Microsoft Office yazılımları ile tam entegre çalışmanıza olanak sağlamaktadır. Yukarıda gördüğünüz 3D Experience seçeneği ile kolay bir şekilde sisteme login olabiliyorsunuz.
sisteme login olduktan sonra da projenizi direkt olarak sadece tek bir tuş ile 3D Experience içerisine aktarabiliyorsunuz. Ayrıca MS Project içerisinde değişiklik yapıldığında 3D Experience içerisinde bu değişikliği görebilirsiniz. Aynı şekilde 3D Experience üzerinde de bulunan projelerinizde değişiklik yaptığınızda MS Project tarafında da bu değişiklik görünecektir. Webinarımızın bu kısmına kadar proje yönetim modülünün yetkinliklerine değindik. Tüm bunların yanında şimdi ise platformda sadece proje yönetsin değil, tüm kullanıcıların paydaşların ortak süreci nasıl ilerleyebileceklerini örnek bir senaryo ile sizlere göstermek istedik. Buradaki amacımız 3D Experience platformunda proje yönetimine platformun yeteneklerinden faydalanarak bir bütün olarak görmenizi sağlamak olacaktır. Ekranda sizler için hazırlamış olduğumuz senaryomuzun aşamalarını görmektesiniz. Genel itibariyle senaryomuzun konusu şu şekildedir. Bir projemiz olacak ve bu projemizde ürün tasarımı için açılmış bir taskımız yer alacak. Sonrasında tasarlanan bu ürün üzerinden bir değişiklik isteğine gideceğiz ve hem taskın hem de projenin tamamlanma sürecini birlikte inceleyeceğiz. Şu anda ekranda sizler için hazırlamış olduğumuz örnekleme projemizi görmektesiniz. Bu projemiz fazlardan, içerisinde bir ürüne bağımlı tasklardan, yani bir bitmeden diğer başlamayan tasklardan, get ve milestone karar noktalarından oluşmaktadır. Aynı zamanda bizler senaryomuzu tamamladığımız için şu anda bizlere teslim edilmiş ürünlerimizi, dokümanlarımızı görmektesiniz. İlk olarak görev paylaşımlarını tamamlamamız gerekiyor. Burada proje yöneticisi karar verici olduğu için onu get ve milestone karar noktalarına ekledik. Diğer arkadaşlarımızı da tasarımcılar, üretimciler, kalıpçılar gibi birçok görevlerde görevlendirdik. Bunları tamamladıktan sonra dashboard ekranımıza geçiş yapıyoruz ve yine bir task yönetimi yapabildiğimiz collaborative task widget'ımızı açıyoruz. Burada sağ tarafta demo projemizle alakalı bütün görevleri görüntüleyecek bir filtreleme yapıyoruz ve burada görevlerin İlerleme durumlarını görüntülüyoruz. Taslakta bekleyen görevleri, TUDU'da olan product design görevimizi görüntülüyoruz. Burada zaten projemiz ise en başta iki tasarımcıya bu görevi atılmıştı. Onu gözlemliyoruz, inceliyoruz. Bütün ayrıntıları, açıklamaları, bu görevin ne zaman bitip ne zaman tamamlanması istediğinizi vesaire hepsini buradan inceleyebiliyoruz. Buradaki amacımız attachment kısmına tasarımcılarımıza faydalı olacağını düşündüğümüz kaynaklarımızı eklemek oluyor. Burada dilerseniz lokalinizden bir doküman olur ya da sistemden bir doküman olur, ürün olur. İstediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Sonrasında burada diğer bir widget'ımız olan Product Structure Editor widget'ında örnek datamız olan Sync Armature'ı görüntülüyoruz. Product Structure Editor ile ilgili kısaca bilgi verecek olursam da burada büyük BOM yapıdaki yapılarınızı görüntüleyebiliyorsunuz, ürün ağaçlarını görüntüleyebiliyorsunuz, 3 boyutlu görüntüleme yapabiliyorsunuz. Sağ tarafta hemen görmüş olduğunuz gibi örnek logo ve musluk datamızı açıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi zoomlar yapıyoruz, filtrelemeler burada yine yapabilirsiniz. Konfigürasyonlarınız varsa ürünlerinize dair konfigürasyonlarınızı görüntüleyebilirsiniz, filtreleyebilirsiniz vesaire. Yine ölçümler yapabilirsiniz. Biz burada zoomlarla ürünü detaylı bir şekilde incelemeyi tercih ediyoruz. Sol tarafta ürün ağacını görüntülüyoruz. Ve sonra ürünümüzde proje kapsamımızda yer alan bir değişiklik olduğu için bir değişikliğe gidiyoruz ve change action'ı sürükle bırak yöntemiyle dashboard'umuzda görüntülüyoruz. Sonrasında change action widget'ımızı büyüterek yeni bir change talebi açıyoruz. Yeni bir değişiklik talebi açtığımızda da yine detaylı açıklamaları, bu change'in ne zaman bitmesi gerektiğini, bizim için önem derecesini vesaire hepsini, bütün detayları giriyoruz. Bizler burada istediğimiz değişiklik lavabo çaplarının, delik çaplarının biraz daha arttırılması, musluk boyutunda biraz daha küçültülmesi oluyor. Buradaki milimleri vesaire ölçüleri hepsini detaylı bir şekilde açıklama kısmına yazıyoruz. Değişiklik isteğimizi açtıktan sonra tabii bu değişikliği birilerine atmamız gerekiyor. Members kısmından tasarımcılarımızı ekliyoruz. Burada sistemde hemen filtreyle tasarımcılarımızı ekledikten sonra Propose Change kısmında da bu değişikliği hangi ürünle yapmak istiyoruz? Ya da ürünlerle yapmak istiyoruz. Burada birden fazla ürün de ekleyebilirsiniz. Hemen
Görmüş olduğunuz gibi dashboard'un en güzel özelliği sistemden aramak yerine hemen Product Structure Editor'da bulunan Sync Armature'ı sürükle bırak ile change'imize ekliyoruz. Yani bu demek oluyor ki ben Sync ve Armature'da bir değişiklik istiyorum. Realize Change kısmında da bir değişiklik tamamlandığında, yani bu Sync Armature revizyonu atladığında kendiliğinden yeni ürün buraya düşecektir ve yönetici olarak ya da change açacak kişi olarak sizler burada gözlemleyebileceksiniz. Sonrasında sol tarafta şu anda bir markup açılıyor. Burada markup'un amacı da tasarımcılara görsel olarak istediğiniz değişikliği, istediğiniz ya da bir problem varsa hani nereyi düzeltmesini istiyorsanız daha detaylı girmenizi sağlıyor. Burada slaytlar oluşturmanızı sağlıyor. Yani görsele dökmenizi sağlıyor istediğiniz değişiklikleri. Burada ölçümler alabiliyorsunuz. Sadece çap ölçümü değil. Şu an biz burada delik çapı istediğimiz için çapı seçiyoruz görmüş olduğunuz gibi. Çap ölçümünü sistem hemen ayarlıyor ve sizlere gösteriyor. Burada uzunluk da ölçebilirsiniz. İstediğiniz her ölçümü yapabilirsiniz. Sonrasında bu ölçümlere metinler girebilirsiniz. Ne istiyorsanız buraya detaylandırabilirsiniz. Renklendirmeler yaparak vurgular daha da böyle istediğiniz değişikliği, istediğiniz özellikle vurgulandırabilirsiniz. Bizler burada çapların 0.25 mm kadar arttırılmasını istediğimizi vurguluyoruz. Ve sonra bu markup'ımızı kaydediyoruz. Burada birden fazla markup da oluşturabilirsiniz dilerseniz. Ya da tek bir ürün için değil, birden fazla ürün için de aynı anda markup'lar oluşturabilirsiniz. Hemen burada oluşturduğumuz slide'ımızı, markup'ımızı change'imizle ilişkilendiriyoruz yine. Armature'ımız için oluşturduğumuz markup'ımızı da hemen ilişkilendiriyoruz sürükle bırak yöntemiyle. Burada boyutun ne kadar kısaltması, azaltması gerektiğini gösteriyoruz. Sonrasında bir issue açıyoruz. Buradaki amacımız da bir issue açarak, yine bu issue'yu birilerine atayarak, tasarımcılarımıza atayarak, önerilerde bulunarak bu artık değişikliğe başlanmasını istemek. Burada görmüş olduğunuz gibi açıklama kısmında ne istediğimizi yazıyoruz ve önerimizi yazıyoruz. Bu problemi şu şekilde çözebilirsin şeklinde. Bu problem bizim için şu kadar önemli ve şu tarihte bitmeli şeklinde bütün açıklamalarımızı giriyoruz. Bunları da tamamladıktan sonra artık bu sorunla ilişkili olacak kişileri eklememiz gerekiyor. İki tasarımcımızı yine bu işiyle ilişkilendiriyoruz, atıyoruz görev olarak. Zaten biz görev olarak atadığımızdan onlara bir bildirim gidiyor. Hemen sonrasında da buradaki kısma dilerseniz direkt Sync Armature de ekleyebilirsiniz. Dilerseniz Change de ekleyebilirsiniz. Markup'ı da direkt buraya ekleyebilirdiniz. Yani tasarımcılar issue'yu açıp baktıklarında buradaki Change'i de incelediklerinde onun içindeki markup'ı görebilecekler. Sonrasında tekrar geliyoruz. To-do'da olan Product Design task'ımızı açıyoruz. Ve burada az önce en başta bahsetmiş olduğum attachment kısmına tasarımcılarımızın daha detaylı ayrıntılara ulaşabilmesi için issue'umuzu ekliyoruz. Onlar zaten şurada minik oktan sağ köşede bulunan attachment kısmındaki oktan direkt lokallerine indirebilirler buradaki ürünlere, dokümanlara. Ve sistemin en güzel özelliği olan mesajlaşma özelliğiyle onlara lütfen buradaki görevi tamamlar mısınız, doğrular mısınız şeklinde bir mesaj atıyoruz. Zaten 3D Experience platformunun en güzel özelliği de sizlerin mail trafiğinden kurtarması oluyor. Yani mailleşmedeki o yavaşlıktan, acaba mailim gitti mi, cevaplandı mı vesaire bu sorulardan kurtararak sizlere sistem içinde bildirimlerle haberleşmenizi sağlıyor sizlerin. Bunlardan sonra bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bizler fark ettiyseniz en başta bir task oluşturduk. Task'tan sonra change'e gittik. Change'den markup'a, markup'tan issue'ye gittik vesaire. Aslında bir proje yönetirken tabii ki bunların hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Bizler sadece webinarımız içerisinde sizlere ek olarak dashboard ekranında, dashboard alanında hem 3D Experience platformunun diğer yetkinliklerine de değinmeye çalıştık. Tabii ki birçok yetkinliği var bunların yanında. Birçok yeteneği var. Birazına da olsa değinmek istedik, göstermek istedik. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Senaryomuzun bu kısmından sonrasına devam etmesi için sözü Ozan Bey'e bırakıyorum. Beni de dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Proje lideri tasarımcılarımıza görev atadığı an tasarımcılara bir bildirim gitti ve tasarımcılar ekteki markupları, dokümanları inceleyerek sync armatür datamızda istenen değişikliği tamamladılar. Burada webinarımızda süremizi aşmamak adına tasarımcılarımızın değişiklikleri yaptığı kısımlara değinmeyeceğiz. Tasarımcılar değişiklikleri yapıp bitirdi, issue'lar kapandı ve proje yöneticisine teslim ediyor şeklinde kabul ederek ilerliyoruz. Ekranda proje lideri tasarımcıdan gelen bir bildirimi görüyor ve inceliyor. Sonrasında task'ın durumuna baktığımızda da task'ın tasarımcılar tarafından tamamlanarak yönetici onayına sunulduğunu görüyoruz. İşe veren kişi olarak yönetici task'ın içindeki deliverables kısmında kendisine teslim edilmiş ürünü Product Structure Editor widget'ından faydalanarak sürükle bırak yöntemiyle açıyor. Ve sol tarafta da görebileceğiniz gibi 3 boyutlu olarak detaylı bir şekilde inceliyor. Gelişmiş arama özelliği sunan SixWTech ile özel renklendirmeler ve filtrelemeler yaparak da incelemelerini detaylandırıyor. Burada göreceğiniz üzere örnek olarak owner tarafında bir filtreleme uyguladı ve bu owner tarafındaki filtreleme ile hangi parçalar, hangi datalar üzerinde hangi tasarımcının değişiklik yaptığını bu renklerle sarı ve mavi olmak üzere inceleyebiliyor. Aynı şekilde 3D Composite üzerinde de bu renkleri görebiliyorsunuz. Sadece renk olarak değil ayrıca grafiksel olarak da bu filtrelemeleri yapabiliyorsunuz. Filtreleme özellikleri bittikten sonra daha sonrasında ürünü alt tarafında bulunan alanla bir karşılaştırma yapacak. Sonrasında yine platformun sunduğu bir yetenek olan karşılaştırma yapabilme özelliği ile ilk ürün ile değişiklik yapılan ikinci ürünü karşılaştıracak. Burada direkt Product Structure Editor'un içerisinde açtığımızda karşımıza bir sayfa çıkıyor ve burada değişiklikler yani revizyon farklılıkları renklendirilmiş bir biçimde incelenebiliyor. Armatür tek başına inceleniyor ilk başta ve ürünün ilk haliyle değişiklik yapılmış turuncu renkteki halini zoomlayarak detaylı bir şekilde yöneticimiz incelemeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Ayrıca bu sayfada size ek olarak musluğu da gösteriyor. Musluğun arasındaki uzunluk değişti mi değişmedi mi diye hem görsel olarak görebiliyorsunuz hem de ürün ağacını da inceleyebiliyorsunuz. Diğer şekilde creation date, modification date'leri de revizyonları da inceleyebiliyorsunuz. Bu incelemeden sonra tasarımcılara bu değişiklikleri onayladığını bildiren bir mesaj gönderecek. Bunun için tekrar collaborative task'a geliyor. Burada comment alanına gelerek de herhangi bir sorun olmadığını, parçaların artık tamamlandığını ve task'ın kapatılabileceğini söylüyor. Bu task'ı kapatmak için yöneticinin iki seçeneği var. Bunlardan birisi dilerse Mature State bölümüne gelerek burada direkt Complete'i seçer. Complete'i seçtikten sonra task kapanır. Veya tekrar Collaborative Task alanına in approval durumunda bulunan task'ı sürükleyerek Complete alanına koyar. Bu şekilde task yine kapanmış olur. Bu task tamamlandığı olarak işaretlendiği zaman da işlem yapan tasarımcılara da bildirim tabii ki gidiyor. Ve son olarak bu task'ımızın proje içerisindeki ilerleyişinin doğruluğunu da kontrol etmek istediğimizde ise task'ımızın burada complete olduğunu ve aynı zamanda teslim edilmiş bir ürünün olduğunu da buradan detaylı bir şekilde görebileceğinizi vurgulamak isterim. Tüm bu süreçte Yeşim Hanım da en başta bahsettiği gibi proje yönetimini gerçek anlamda bir ürün devreye almak istediğinizde ya da değişikliğe gitmek istediğinizde nasıl yapabilirsiniz? Bunu aktarmak istedik birlikte. Evet, teşekkürler. Aynen, teşekkür ederiz. Buyur Tolga, sözü sana bırakıyorum. Yani çok hızlı geçti. Gerçekten böyle hap gibi bütün en ince konulara bile değindiğimiz güzel bir akış oldu. Danışman arkadaşlara teşekkür ediyorum ben. Zannedersem izleyicilerimiz de son derece dikkatli dinlemişlerdir diye ümit ediyorum. Bugün anlattıklarımızı genel olarak bir özetleyecek olursak hem proje yönetimi açısından hem de 3D Experience'in kabiliyetleri açısından aslında şu çıkarımları görüyoruz. Dikkat ederseniz arayüzlerimiz son derece kullanışlı, son derece kullanıcı dostu. Çünkü web tabanlı bir yapı üzerinde biz bu sistemleri işletiyoruz. Kullanıcıların lokasyon bağımsız olarak sisteme erişip task'larını herhangi bir
noktadan edebildikleri, yönetebildikleri, menajerlerin dashboardlar üzerinden real time projenin kapsamı ve gidişatı ile ilgili, risklerin genel durumları ile ilgili bilgi alabildikleri kullanıcı dostu arayüzlerden bahsediyoruz ve üstelik projedeki tüm paydaşlar ile tam zamanlı taskların paylaşımı. Yani aynı zamanda bunlar PLM'in veyahut da ARGE yapan şirketin diğer kurumlarındaki katılımcılar da olabilir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi üretimciler, marketing departmanı, ürün yönetimi departmanları. Ama bunlar aynı şekilde aynı sistem üzerinde anlık etkileşimle bu projeye katkıda bulunuyorlar. Input veyahut da output sağlıyorlar. Çok önemli bir konu. Yani bu sistemi çok cazip hale getiren şey aslında nedir? Yani konvansiyonel proje yönetim tool'ları haricinde buradaki task'ın bir çıktısını 3D data'nın kendisi olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yani ARGE yapan bir şirkette tasarım mühendislik birimlerinin o task'ın ilerleyip ilerlememesi veyahut da kapatılıp kapatılmamasının argümanı veyahut da çıktısı bir dosya tipi olarak 3D data'nın kendisi oluyor. Bu da çok büyük bir avantaj ve izlenebilirlik sağlıyor proje yönetimi ofisleri için diye düşünüyoruz. Dikkat ederseniz başında da bahsettik. Buradaki senaryomuzda da ağırlıklı olarak PLM'le yani iş akışlarıyla PLM'deki temel iş akışlarıyla birlikte harmanlamaya çalıştık proje yönetimini. Proje yönetiminin 3D Experience üzerinden şirkete uyarlanması aynı zamanda PLM kurgusunun da adaptasyonu açısından yani son kullanıcı adaptasyonu açısından da çok hızlı ilerlemesine imkan sağlıyor. Bu da PLM ile proje yönetiminin ne kadar grift bir yapıya sahip olduğunu bize gösteriyor. Gantt şeması son derece esnek, son derece kullanışlı. Üzerinde milestone, gate, phase gibi çok temel kalemleri izleyebiliyorsunuz ve yönetebiliyorsunuz. Burada arayüz anlamında, yönetim anlamında, sistemsel yönetim anlamında son derece esnek arayüzler söz konusu. Gene proje dashboardlarımız bize kırmızı, sarı, yeşil renklerle projenin durumunu, gecikme veyahut da hangi taskların pozitif, hangi taskların negatif durumda, gecikmede olduğunu, hangi taskların in work'te olduğunu, kime assign edilmiş olduğunu bu dashboard konsolide yapı üzerinde izlememize imkan sağlıyor. Aynı şekilde risklerin ve risklerin mitigasyonlarının matrislerle izlenebildiği arayüzlere sahip. Kaynak yönetiminin gene dashboardlarla kırmızı, yeşil, sarı renklerle izlenebildiği arayüzlere sahip bir altyapımız söz konusu. Özellikle farklı senaryoları, farklı taskları, süreleri veyahut da kapsamları değiştirerek aynı proje üzerinde simülasyonlar oluşturup B ve C planlarını oluşturma, buna göre belki temin tarihlerinizi revize etme gibi size yani stratejik karar alma anlamında size son derece faydalı arayüzler ve fonksiyonlar sunduğuna tanık olduk. Bizim bugün için 3D Experience'daki proje yönetimine dair anlatacaklarımız açıkçası bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer sorularınız varsa bu soruları almaya, cevaplamaya hazırız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Tolga, Ozan, öncelikle ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok verimli bilgilerdi. Sorularımız var. Süreyi de aşmamak adına açıkçası hemen başlıyorum sorulara. Kendilerinizde artık cevap verirsiniz diye düşünüyorum. İlk sorumuz, proje yönetimindeki kişiler görevlerinden nasıl haberdar oluyor? Şöyle. Danışman arkadaşım Yeşim, evet sen istersen. Tamam. Şöyle ki senaryomuz içinde de belirttim ancak yine değineyim. Platform içinde mesajlaşmalarla, bildirimlerle haberleşme oluyor. Sizler birine değişiklik açtığınızda ya da bir task açtığınızda kimi ekliyorsanız o task için
direkt o kişiye sisteminden sağ üst köşeden bir bildirim gidiyor. Ve kişi direkt o linke tıkladığında o task açılıyor ve kişiye içeriğinden haberdar oluyor. Yani mail trafiğinden kurtulmuş oluyorsunuz. Teşekkür ederiz. Zaten arayüze bağlanmak istediğimizde şirket ağına bağlanmak zorunda mıyız? Şöyle örnek verelim. Mikrofon. Şöyle bir örnek verelim. OnCloud'da zaten cloud olarak aldığınızda, kullanmaya başladığınızda sadece bir web üzerinden direkt bağlanabiliyorsunuz. Bunun için bir VPN'e cloud için gerek yok. Fakat on-premise olan yapılarınızda bağlanmak istediğinizde on-premise yapılarınızı nerede kurduysa oraya bir VPN bağlantısıyla bağlanmanız gerekiyor. Ve sadece bunu bilgisayarla değil, aynı zamanda tabletinizle veya telefonunuzla da kolay bir şekilde erişim sağlayarak durumları inceleyebiliyorsunuz. PLM sistemine dair olmayan bir kullanıcı proje yönetimini dışarıdan kullanabilir mi, bağlanabilir mi? Ona da şöyle söyleyelim. Bir PLM'e kullanabilmek için aslında bir temel bir rol bulunma, PCS rolünün tüm kullanıcılarda olması gerekiyor. Yani hangi kişi PLM içerisindeki projelere veya durumlara, tasklara erişmesini istiyorsak bu kullanıcıların aslında en temel rol olan bir PCS rolünü olması gerekiyor. Bunun dışında zaten PCS rolü içeri girmenizi sağlayan rol, PLM'e erişebilmenizi sağlayan rol. Bu rol olmadığı zaman projeye ya da içerideki bilgilere erişimi ne yazık ki olmuyor. Bir sorumuz daha var. 3D Experience platformunu diğer platformlardan farklı kılan en önemli özellik desek ilk ne söylersiniz? Buna ben cevap vereyim o zaman ürün yöneticisi olarak. Bence vizyonu. Yani muadil yazılımlarla kıyasladığınız zaman bugün endüstride inovasyona en çok katkı sağlayan yazılımları üreten Dassault sistem diye düşünüyorum. Çünkü çok enteresan ve çok proaktif bir vizyonu var. Diğer portföylerini de incelediğiniz zaman bunları zaman zaman globalde satın almalarla yapıyor, teknoloji ortaklıklarıyla yapıyor ama özellikle dünya genelinde çok büyük OEM'lerle çalıştığı için ve bu çalıştığı ana üretici firmalar ağırlıklı olarak savunma sanayi, havacılık ve otomotiv gibi endüstrinin temel lokomotif firmaları olduğu için burada çok fazla know-how biriktirmiş durumda. Ve bu biriktirdiği know-how'u da açıkçası müşterilerle kullanmaktan, paylaşmaktan hiç kaçınmıyor. O yüzden biz tabii açıkçası bu out of the box diye tabir edilen yani kutudan çıktığı gibi ürün kullanımına daha ziyade destek veriyoruz. Yani bu tipte yazılımlar alıp üzerine böyle katman katman customization development yapacağınız tipte yazılımlar değil. Yani bir ERP gibi davranmıyor. Bence davranmamalı da. Çünkü bunların versiyon değişimi vesaire gibi konularda çok büyük yükler çıkıyor. O yüzden kutudan çıktığı haliyle alıp kullanabileceğiniz fonksiyonlar bile sizi endüstride veyahut da süreçlerinizde bulunduğunuz yerden çok daha öteye götürebilir. Burada da gerçekten ürünün veyahut da firmanın vizyoner yaklaşımından ben özellikle fark yarattığını söyleyebilirim. Diğer rekabet ettiği, bu alanda rekabet ettiği diğer yazılımlara kıyasla. Bir soru daha. CAD tadısı olmadan bir proje yönetimi sistemde yapılabiliyor mu? Tabii proje yönetimi yapabilmek için hani CAD tadısı olmak zorunda değil. Birçok şekilde proje yönetimi yapılabilir, taskler atanabilir vesaire bu süreç yönetilebilir. Zorunlu bir seçenek değil. Bir sorumuz daha ayrıca, var. Sadece şunu söyleyecektim. Ben de kısa bir ek olarak taskların çıktısı ya da projenin çıktısı dediğimiz gibi illa bir CAD olmak zorunda değil, bir doküman çıktısı da olabilir ya da bir şey çıktısı olabilir. Yani tamamen projeyi kullanma amacına göre değişiyor aslında.
Bir sorumuz da proje yönetimi lisanslaması nasıl oluyor? Şöyle, proje yöneticisi olarak öncelikle bir DPM dediğimiz Project Manager lisansınızın olması gerekiyor. Bununla birlikte bir proje oluşturup webinarımızda bahsettiğimiz gibi fazlar, tasklar oluşturabiliyorsunuz. Ama diğer taraftan bir kolaboratif task'tan bahsettik. Biz orada da görev paylaşımı, görev atamaları, yeni görevler oluşturup görevler atayabilirsiniz. Bunun için de PCS rolünüzün olması yeterli. Kolaboratif task'la yeni bir proje oluşturamazsınız. Fazlar oluşturamazsınız. Hani bu sürece bir kişi bir proje yöneticisi oluşturup diğerleri de PCS dediğimiz o kolaboratif task'tan sürece dahil olabilir. Teşekkür ederim. Son soru, paralel ve seri task'ını nasıl bilebilirim? Proje şablonu ve projelerde de oluştururken bahsetmiştik. Şöyle anlatabilirim. Hem schedule'ın hem de Gantt şeması dediğimiz alanlardan yönetebiliyoruz. Şu şekilde task'larınızı oluşturduktan sonra orada bir predecessor dediğimiz bir alan mevcut. Ve ayrıca Gantt'ta da her task'ların uçlarında noktalar mevcut. Bunları tamamen aslında birbirlerine konumlandırarak, ID numaralarına göre yazarak bunları tamamen birbirlerine seri olarak bağlayabiliriz. Bütün fazları da birbirine seri olarak bağlayabiliriz. Ya da bir fazı seri yaparken diğer fazı paralel olarak aynı şekilde de ilerletebiliriz. Dediğim gibi schedule tarafından predecessor'lere, ID'lere göre belirleyerek Gantt şemasında ise task'ın uçlarını birbirlerine sürükleyip bırakarak bu şekilde paralel veya seri olarak sıralayabiliriz projedeki durumları. Teşekkürler Ozan. Başka soru yok. Tam da valla böyle zamanımız da tam oldu. Teşekkür ediyorum. Platin partneri olduğumuzda sunum Twitter Experience platformu üzerindeki proje yaklaşımını aktarmaya çalıştık. Umarım sizler için de güzel bir webinar olmuştur, güzel bilgiler edinmişsinizdir. Ben tekrardan Tolga Bey, Yeşim Hanım, Ozan Bey'e çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Değerli katılımcılarımız, sizlere de çok teşekkür ederim. Umarım sorularınıza cevap bulabilmişsinizdir. Benim başka aktaracaklarım yok. Tekrardan çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Herkese iyi mesailer katıldığınız için. Teşekkür ederiz katılımınız için. Teşekkürler. Hoşçakalın.